Evet, merhabalar. İlk önce birkaç not paylaşmak istiyorum. Benim kullandığım programda bazen aşağı ve yukarı olan bölümleri YouTube'a yüklerken sıkıntı çekildiğini biliyorum. Onu düzeltmeye çalıştım. Bazen tahta çok küçük geliyor. O yüzden şimdi biraz daha dikkat edeceğim. Kendime bir takım çizgiler çizeceğim ve bu çizgilerin arasında paylaşmaya devam edeceğim. Ama bazen dersi anlatırken oradan oraya giderken aşağıya doğru geçtiğimiz ve bunun YouTube'da ekranda tam olarak görüntüsünün alınmadığını gördüm. Bunu düzeltiyorum. Bir ikincisi de niye kısa videolar yapıyoruz? Çünkü kısa videolarla ilgili şöyle bir durum var. Yani bütün bir videoyu 1-1,5 saatlik bir video haline dönüştürebilirim. Buna karşılık bu 1,5 saatlik bir videoyu öyle izlemenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir çalışma yapmışlar. O çalışmada da öğrencilerin dikkatini kontrol etmişler. Ve biliyorsunuz hani 40 dakikalık ders vesaire denilen şey. Ve görülmüş ki özellikle 25. dakikadan sonra çok ciddi bir şekilde bir düşüş meydana geliyor. Dolayısıyla videoları ben genellikle 25 dakikayı aşmayacak şekilde yapmaya gayret ediyorum. Ve hatta 20 dakika gibi bir süreyi de aşmamaya gayret ediyorum. Mümkün olduğu kadar 20 dakikanın altında olmasını istiyorum. Gene söylemem gereken önemli bir nokta daha var. Bu 25 dakika konusunda benim bir soru işaretim var. Çünkü neden? Bir sürü çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar göstermiş ki öğrencilerin konsantrasyonu hele bizim çağımızda, günümüzde cep telefonu, gelen mesajlar, Instagram, Twitter falan filan derken herkesin ortalama dikkati bence çok daha az. Hatta bazı insanlar diyorlar ki normalde kişilerin dikkati, özellikle sosyal medya dikkatinin 5 dakikanın altında olduğunu söylüyorlar. Ve hatta diyorlar ki bir klip süresi kadar. Fakat burası bir eğitim kanalı olduğu için ben o işi abartıp 5 dakikalık klipler halinde anlatırsam bir konuyu muhtemelen 15-20 tane kliple tamamlamam gerekiyor. Onun için ben temel olarak 20 dakika ve altında olan videoları hedefleyeceğim. Evet, şimdi bu giriş kısmından sonra şimdi kalp yetmezliği farmakolojisinde ilaçlar, mekanizmaları nasıl kullanıyor onlara bir bakalım. Öncelikle bazı temel bilgileri çok hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Otto Frank ve Ernest Starling'in ortaya koydukları Frank-Starling kanunu ile başlayacağız. Frank-Starling kanunu ben şahsen çok severim. Frank-Starling kanunu ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ne kadar venöz dönüşü olursa o kadar ciddi bir şekilde stroke volümü artar ve buna bağlı olarak kardiyak output da artar. Ve sonuçta biliyoruz ki biz en diastolik volümümüz, ben buraya 140 yazdım, daha iyi 120 idi daha önceden, onu sildim. 140 milimetre normalde. Buna karşın stroke volümümüz de 70 mililitre. Zaten biliyorsunuz bu 70/140 da aynı zamanda ejeksiyon fraksiyonumuz, yani normal olarak %50 olarak bulduğumuz değer. Ve buna bağlı olarak ne yapılıyor? Sonuçta stroke volüm çarpı heart rate eşittir kardiyak output. Yani atım hacmi, kalp hızı eşittir kardiyak output. Ve normalde tamamıyla iyi olan bir kalpte ne kadar çok biz arttırırsak end diastolik volümümüzü ve buna bağlı olarak da stroke volümümüz artacak. Ve stroke volümün artmasına bağlı olarak sonuçta kardiyak output da artacak. Frank Starling bunu diyor. Tabii bunu derken belli bir yere kadar bunu normal kalp, yani sağlam bir kalp sürdürebilir. Ama belli bir noktadan sonra artık bu artan end diastolik volüme karşı cevap veremez. Ve eri bir müddet düz seyreder, sonra yavaş yavaş aşağıya düşer. Frank Starling'in söylediği şey özet olarak bu. Burada da bunun grafiğini görüyorsunuz. Eğer kalp herhangi bir şekilde yapısal bir sıkıntıya girmişse, örneğin iskemik kalp hastalığı, büyük bir enfarktüs ve buna bağlı olarak doku kaybı gerçekleşmişse, o zaman bu eri aşağıda seyrediyor. Ama tersi olursa, yani belli bir ölçüde increased preload'u arttırıyoruz ve örneğin sempatomimetik ilaçlar veriyoruz, pozitif inotrop ilaçlar veriyoruz ve buna bağlı olarak kardiyak fonksiyonu artıyor, eğri de normalin üzerine doğru çıkıyor. Peki
herhangi bir şekilde eğer bizim kardiyak output'umuz düşmeye başlarsa ortaya ne çıkacak? Başta söylememiz gereken bir şey var. O da biliyorsunuz kardiyak output eşittir heart rate, kalp hızı çarpı stroke volume. Tabi stroke volume denildiği zaman stroke volume atım hacmi demek. Atım hacmi de bizim bağlı olan iki hikaye var. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu üç öyküye bağlı. Bunlardan bir tanesi preload, endiastolik volume, ikincisi kontraktilite, üçüncüsü de afterload, yani kalbin karşısındaki direnç. Preload kabaca veniz dönüş. Veniz dönüşünü de ifade eden şey endiastolik volüm. Dolayısıyla bu 140 mm aslında bizim preloadumuzu yansıtıyor. Gene bu şeyi hatırlayacağız ve buna bağlı olarak bazı önermelerde bulunacağız. Normalde herhangi bir şekilde kardiyak output düştüğü zaman, tabi buna bağlı olarak tansiyon da düşecek ve arkus aortanın üzerinde karotid sinüslerde olan baroreseptörler bunu algılayacak. Baroreseptörler diyecek ki benim tansiyonum düştü. Bunu nereye haber verecek? Santral sinir sistemine haber verecek. Santral sinir sisteminde nereye? Vazomotor sisteme. Ve bunun yanında da sempatik sinir sistemi tabii ki harekete geçecek. Sonuçta sempatik sinir sisteminde bir yanıt olacak. Çünkü acil bir durum söz konusu. Dolayısıyla hem kısa dönemli kontrol mekanizmaları hem de uzun dönemli kontrol mekanizmaları faaliyete geçecek. Peki sempatik sinir sistemi yanıt olarak verdiği zaman karşısına ne gibi seçenekler çıkacak? Birincisi kalp hızını arttırabilir. Değil mi? Kalp hızını arttıracak. Kalp hızını arttırınca ne olacak? Kardiyak output eşittir heart rate çarpı stroke volume'dü. Dolayısıyla kardiyak output artmış olacak. İkincisi ne yapacak? Kontraktiliteyi arttıracak. Pozitif inotropi etki yapacak sempatik sinir sistemi. Kontraktilitenin artışı ne demek? Kontraktilite neyi artırıyordu? Preload'u artırıyordu. Pardon, stroke volume artırıyordu. Dolayısıyla stroke volume artınca ne olacak? Heart rate sabit kalsa bile gene kardiyak output artacak. Tabii ki bunu harekete geçirdiği andan itibaren biliyorsunuz aslında kalp son derece verimli çalışan bir organ. Siz onun hızını artırırsanız aynı zamanda miyokard oksijen kullanım kapasitesini artırıyorsunuz. Evet ama belli bir yere kadar, belli bir yerden sonra enerji harcamaya başlayınca ve yeterince enerjiyi de karşılamadığı andan itibaren düşmeye başlayacak. Bu hem kalp hızının artışı için geçerli hem kontraktilite için geçerli. Dolayısıyla bu kısa dönemli kan basıncının regülasyonunda önem taşıyor. Ama belli bir müddetten sonra eğer bunu sürdürmeye devam ettiği müddet içerisinde kalp giderek daha çok yetmezliğe girme şansıyla karşı karşıya kalıyor. Peki başka ne yapabilir? Bir de aynı zamanda biliyorsunuz sempatik sinir sistemi arteriyoller üzerinden, arteriyel sistem üzerinden de bir takım hareketler yapabilir. Arteriyel vazokonstriksiyon yapar ve bu vazokonstriksiyonla kan basıncını artırmaya çalışır. Ama biliyorsunuz neydi? Biraz evvel söylemiştim size. Kardiyak output eşittir. Hep ben bunu söyleyeyim. Heart rate çarpı stroke volume. Stroke volume neye bağlı? Preload, veniz dönüşe bağlı. 2. Kontraktiliteye bağlı. Hep bunu hatırlayarak devam edersek her şey daha kolay olacaktır. Üçüncüsü de afterload'a bağlı. Nitekim kan basıncının kısa dönemli kontrolü vesaire temel kavramlarda hep bunu defalarca anlatmışımdır. Eğer ben vazokonstriksiyonu artırırsam, vazokonstriksiyonu arttırdığım andan itibaren ne olacaktır? Sol ventrikülün karşısında aort kapağı açıldığı andan itibaren kanı ejekte edeceği sistemde vazokonstriksiyonu ne olacaktır? Rezistans artacaktır. Eğer rezistans artışı ne anlama gelecek? Rezistans artışı afterload'un artışı anlamına gelecek. Dolayısıyla ne olacak? Bu aslında bizim kalbimiz için iyi bir şey mi? Hayır, kötü bir şey. Neden? Çünkü kalp daha fazla çalışmaya başlayacak, daha çok enerji harcayacak, bütün enerji stoklarını giderek daha hızlı bir şekilde tüketecek. Tabii başka bir şey daha yapacak. Venöz sistemde de vazokonstriksiyon yapacak ve bunun sonucunda da venöz dönüşü yani preload'u arttırmaya çalışacak. Acaba peki burada işler nasıl gidecek?
Buraya geldiğimiz zaman başka bir konudan daha bahsetmemiz gerekiyor. O da nedir? Laplace. Nasıl Frank Starling arkadaşlarımızdan bahsediyorsak Laplace'dan da bahsetmemiz lazım. Laplace der ki aslında bütün kapalı boru sistemleri için geçerli olan bir şeydir. Basınç eşittir tension bölü radius. Tension nedir? Tension burada miyokardın oluşturduğu gerilimdir. Miyokardın oluşturduğu gerilim sonucunda bir basınç ortaya çıkacaktır. Ve bu basınç da aortadan çıkan kanın basıncı olacaktır. Radius nedir? Radius da sol ventrikülün çapıdır. Şimdi burada teorik olarak eğer çap artmaya başladığı andan itibaren ne olacak? Sonuçta tension sabit kalsındığı takdirde ne olacak? Bu eklemde, denklemde basınç düşmeye başlayacak. Dolayısıyla büyük kalp kötü, küçük kalp iyi derken temel düşüncemiz bu. Genişleyen kalp gerilimi aynı olsa dahi çapı arttığından dolayı basıncı düşecek. Veya aynı şekilde tension'ın da düşmesiyle beraber basınç da daha giderek düşmeye başlayacak. Dolayısıyla büyük kalp kötü, küçük kalp iyidir. Peki bunu buraya nasıl adapte edeceğiz? Tabii elimizde normalde diyelim ki iskemik bir kalp var. İskemik kalpte bu kontraktilite ve miyokard duvarındaki oluşan gerilim tension da düşük olacaktır. Dolayısıyla kalp yetmezliğinde temel sorun tension'ın düşük olmasıdır. Bir de buna çapın da artması sonucunda tension da düşmesiyle beraber sonuçta bizim ürettiğimiz basınç da giderek daha süratli düşmeye başlayacaktır. Tabi biraz önce söylediğimiz gibi ne yapıyordu? Sempatik sinir sisteminde bir de vazokonstriksiyon yapıyordu. Vazokonstriksiyonla ne oluyordu? Afterload artıyordu. Afterload artıyor ve kalbin, özellikle yetmezliğe giren bir kalbin yenmesi gereken basınç da artıyordu. Ve bunun sonucunda da bir de biz ondan istiyoruz ki daha fazla basınç sağla bize. Fakat bir de onu yaparken sempatik sinir sistemi bir yanda da vazokonstriksiyonla kalbin işini daha da zorlaştırıyor. Dolayısıyla belli bir yere kadar sempatik sinir sistemi kısa dönemde acil durumlarda ve bir an evvel hayati organlarında korunması dahil olmak üzere bir önlem alıyor. Fakat bu aldığı önlem daha sonra normal kalpte belki daha uzun süre etkili olabilecek ve herhangi bir sorun çıkartmayacak ama yetmezlikte olan bir kalpte işleri daha da karıştıracak. Zaten çuvallayan bir kalbin üzerine daha fazla kan göndererek, daha fazla vazokonstriksiyonla afterload'u arttırarak iş yükünü arttıracaksınız ve artık işler yokuş aşağı gitmeye başlayacak. Bir de buna vazokonstriksiyonu ekleyelim. Daha önceden söylediğimiz gibi vazokonstriksiyonla asıl amaç nedir? Venöz dönüşü arttırmak. Venöz dönüşü arttırıp kalbi dolduracağım. Kalbi doldurunca ne olacak? Preload artacak. Preload artınca ne olacak? Benim kardiyak output'um artmaya başlayacak. Çünkü stroke volume ondan etkileniyor. Fakat ben hasta olan bir kalbe devamlı kan doldurmaya başladığım andan itibaren ne olacak? Devamlı kan dolduruyorum ve sonuçta çapım da giderek artmaya başlayacak. Ve çapım arttığı müddet içerisinde de ürettiğim basınç da düşecek. Dolayısıyla yine aynı şey, sempatik sinir sistemi başta iyi niyetleri var ama maalesef sonuç olarak kalbi daha çok sıkıntıya sokma şansına sahip. Özellikle patolojik kalplerde. Tabii bir de daha sonra uzun dönem kontrolüyle beraber ortaya çıkacak renin-angiotensin-aldosteron sistemi var. Renin-angiotensin-aldosteron sistemi de aynen sempatik sinir sisteminde olduğu üzere başta iyi niyetli yaklaşacak. Ama ondan sonra işler karışacak. Kardiyak output'un düşüşüyle beraber, basıncın da düşüşüyle, kan basıncının düşüşüyle beraber ne olacak? Renal blood flow, yani böbrek kan akımı düşecek. Böbrek kan akımının düşmesiyle beraber ne olacak? Sonuçta renin salınacak. İlk aşama bu, bildiğiniz üzere. Tabii renin tek başına arttıran mekanizma renal blood flow. Fakat tabii kan akımı azaldığı müddet içerisinde juxtaglomerular apparatus ve renin salgısı ile beraber
böbreğe gelen sodyum miktarı da azalmaya başlayacak. Sodyum miktarı azalmaya başladığı andan itibaren renine bir uyarı daha gelecek. Ve renine gelen bu uyarı ikinci uyarı olacak. Bu da reninin daha çok salınmasına sebep olacak. Yani renin iki aşamalı olarak devreye girecek. Bir de bunun üzerine sempatik sinir sisteminin direkt olarak jüxtaglomerular aparatüsü uyarmasıyla beraber ne olacak? Tekrar renin için bir stimülasyonda olacak. Dolayısıyla ne oldu? Şimdiye kadar 1-2-3 uyarıyla renin salınımı arttırılmaya çalışıldı. Sonuçta reninle başlayan sistem hemen arkasından ne yapacak? Anjiotensin 1, anjiotensin 2. Anjiotensin 2 biliyorsunuz çok güçlü bir vazokonstrüktör madde. Ve anjiotensin ilk olarak ne yapacak? Venüller üzerinde bir vazokonstrüksiyon yapacak. Bu vazokonstrüksiyon neye sebep olacak? Venöz dönüşü arttıracak. Venöz dönüşü arttırdığı zaman arkadaş ne yapmaya çalışıyor? Endiastolik volümü arttırıyor. Endiastolik volüm ne? Preload. Preload'un artışı demek sonuçta bir şekilde bizim stroke volümümüzü yani atım hacmimizi arttırmamız demek. Ve bu da neye sebep olacak? Kardiyak output'un artışına sebep olacak. Tabii ki normal bir kalpten bahsediyoruz. Ama biraz evvel söylediğimiz gibi preload artışıyla venöz dönüşü artışıyla ne olacak? Çapımız da artacak. Sonuçta Laplace'ın kanununa göre neydi? Basınç eşittir tension bölü radius. Radius artınca ne olacak? Basınç da düşecek. İşte başlangıçta gene iyi olan bir şey zaman içerisinde hemen kötü sonuçlanabilecek bir dizi zinciri başlatmış oluyor. Anjiotensin aynı dikte ne yapacak? Arteriyol ve arteriler sisteminde de ne yapacak? Vazokonstrüksiyon yapacak. Vazokonstrüksiyon olmasıyla ne yapacak? Aslında başta kan basıncını yükseltmeye çalışıyor. Fakat o ne yapıyordu? Afterload'u da ne yapıyordu? Arttırıyordu. Ve afterload'un artması demek kalbin iş yükünün artması anlamına gelecek. Ve kalbin iş yükü arttığı müddet içerisinde de gene işler biraz daha kötüye gidecek. Özellikle tabii ki yetmezlikteki kalp. Tekrar ediyoruz. Yetmezlikteki kalp. Hemen bunların üzerine bir de aldosteron ekleyelim. Aldosteron ne olacak? Aldosteron su ve tuz tutulumu demek. Su ve su tutulumu arttığı andan itibaren ne olacak? Bizim arkadaşımız da yapmaya çalışıyor. Kan volümünü arttırmaya çalışıyor. Kan volümünün artışındaki temel amaç ne? Endiastolik volüm yani preload artışı. Yani kalbin venöz dönüşünü arttırmaya çalışacağız. Peki venöz dönüşünü arttırmaya başladığımız zaman ne olacak? Gene yetmezlikli kalbin çapını artıracağız ve buna bağlı olarak da üreteceği basınç gene Laplace'a göre düşecek. Bir de bunun üzerine başka bir negatif faktör ekleyelim. O da şu. Anjiotensin 2 ve aldosteron aynı zamanda büyüme faktörleri olarak etki ediyor. Yani growth faktörleri olarak etki ediyor. Growth faktörler neyin üzerinde etki ediyorlar? Miyokart hücrelerinin üstünde etki ediyorlar. Ve sonuçta ne oluyor? Hipertrofi oluyor. Sadece hipertrofi olmakla kalmıyor. Artı bir de aynı zamanda fibroz doku ve bağ dokusu artışını da sağlıyor. Çünkü siz bu büyüme faktörlerini tek başına sadece şunu yap bunu yap diye ayırt edemiyorsunuz. Bir growth faktörü büyüme işinin içerisine girdiği andan itibaren bir de böyle bir etki çıkıyor. Anjiotensin 2 ve aldosteronun devamlı uyarıyla kronik olarak yüksek seviyede kalması sonuçta miyokartta, kalp kasında yapısal bir takım değişikliklere yol açıyor. Neden? Hem hipertrofi oluyor hem bağ dokusu artıyor. Bu yapısal değişikliklerle beraber aynı zamanda kalbin geometrik yapısı bozulmaya başlıyor. İşte buna ne diyoruz? Bu da remodeling diyoruz. Remodeling aslında ilk başta her şey iyi ve güzel niyetle başlamışına karşın remodeling olduğu andan itibaren hipertrofi ve fibroz doku ve bağ dokusu gelişimiyle o zaman yetmezlik daha da ağırlaşıyor. Bu oluşan remodelingde uzun dönemde neye sebep olacak? Kontraktilitede bir düşüşe sebep olacak. Kontraktilitedeki düşüşte ne anlama geliyordu? Kontraktilite neydi? Preload'u tanımlayan faktörlerden bir tanesiydi. Kontraktilite düşünce preload düşüyor, preload düşünce atım hacmi düşüyor, atım hacmi düşünce kardiyak output düşüyor.
Evet, böylelikle kabaca hızlı bir giriş yaptık. Şimdi bu dersi burada sonlandıralım. Daha sonra 2, 3, 4, 5 diye devam edeceğiz. Belki daha da fazla olabilir. Teşekkürler, hoşça kalın ve de başarılar.